akşam ikinci modülünü yaptığımız, inşallah yapacağımız bu güzel etkinliğimizi yine sevgiyle başlıyoruz. Bu akşam daha önce yaptığımızın ikinci modülünü gerçekleştireceğimiz için hem biraz hatırlatma hem de aynı zamanda size bahsedeceğim bazı teknikleri aktarıyor olacağım. Konumuz neydi? Dönüşümdü. Dönüşümle alakalı olan süreci doğru bir şekilde idrak edebilmek için ve yaşam sürecimizde daha kontrollü ve daha akışta kalabilecek ama gerçekçi bir halde akabilmek için neler yapmamız gerektiğini inşallah sevgiyle karşılıklı birbirimize anlatıyor olacağız. Ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz. Siz içinizdeki enerjiyle bana transfer ettiğinizi ben de size dinlendiriyor olacağım inşallah. Değerli dostlarımızın yine katılımlarını biraz bekleyelim. Akabinde de hemen zaten bu güzel muhabbetimizi başlatıyor olacağım. Öncelikle katılımlarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Sebebi sizlerin enerjisiyle biz o gücü ve kuvveti bir şekilde buluyoruz ve karşınıza geçiyoruz. Çünkü bu konuyu anlatmak ve bu konuları anlatmak için ders çalışmak gerekir, idrak etmek gerekir, hazmetmek gerekir. Bu yüzden sizin o bir haftadan beri beklediğinizi, bir önceki videoyu izleyerek farkındalık oluşturduğunuzu, bunların hepsini düşündüğümüzde tekrar bu akşamı, hatta tarihleri şaşırıp da dün akşam, ondan önceki akşam da yayın bekleyen değerli dostlarımız olduğunu. Dolayısıyla bu tabii ki bizi heyecanlandırıyor bu işi yapan biri olarak. Bunların hepsi bize bir enerji olarak geri geliyor. Sevgiyle biz de o enerjiyi faydalı olması niyetiyle sizlere anlatıyor olacağız, transfer ediyor olacağız. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz kıymetli dostlar. Biliyorsunuz yine aynı şekilde bu yayınımız kaydoluyor. Siz tekrar değerli dostlarım, zaten size asistanlarımız atacaktır linki. Oradan izliyor olacaksınız. Yeni Yaşam Global YouTube canlı yayınlar kısmına da girerseniz zaten daha önce de yapmış olduğumuz yayınları canlı olarak yaptıklarımızı da oradan izleyebilirsiniz. Bunun haricinde her zaman söylüyorum. Yeni Yaşam Global'in YouTube sayfasında gerçekten size çok fayda olabilecek çok fazla video var. Ben hep diyorum, benden danışmanlık almadan önce mutlaka o videoları izlemelisiniz. Çünkü o videolar size çok fazla katkı olur, çok fazla fayda olur. Hatta belki danışmanlıktan bile daha fazla olabilir. Yine de bunu buradan yenilemiş olayım sevgiyle. Efendim başlayalım yavaş yavaş. Yine de başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım, unutuyorum sonra. 7-9 Haziran'da Paradoks Düşünce Kampımız var biliyorsunuz. 2 gece 3 gün Kocaeli'nde yapıyor olacağız. Özellikle bu bilinç, düşünce, aynı yerde sayıyor olmak, yeni kararlar almaya çalışmamı alamamak gibi durumun hem manevi hem mental sebeplerini orada işliyor olacağız. Arzu etmeniz halinde asistanlarımızla bağlantıya geçebilirsiniz. Evet, başlayalım efendim. Biz bir önceki dönüşümün kuralları birinci modül dediğimiz videomuzda neyi konuştuk? Şunu konuştuk. Dedim ki hayatınızda bilinçsel değişim gelişmeden ve dönüşmeden hiçbir şekilde hayatınızda hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Yani benim bolluk bereketim yok dediğinizde biraz hatırlatmalar yapıyorum ki yeni anlatacağım konularla bağlantı olsun. Benim bolluk ve bereketim yok dediğinizde siz bolluk ve bereket ritüelleri yaparak bolluk ve bereketinizi oluşturamazsınız. Ben evlenemiyorum deyip bir olumlama yapıp evlenme sürecine giremezsiniz. Bunun gibi daha birçok şey sıralayabilirim. Yani siz bir çalışma yaparak veya bir sayı hatırlayarak, bir frekans yükselterek o alanın içerisine girebilir misiniz? Evet, girersiniz. Ama bu sizin o alana girdiğinizde buna muvaffak olduğunuzu göstermez. Çünkü bir arabanız olabilir. Hasbelkader de arabayı da böyle yarım yamalakta kullanıyor olabilirsiniz. Ama o arabayı kullanırken ciddi sorunlar oluşturabilir. Eğer iyi bir araba kullanmak istiyorsanız bir ehliyetinizi aldıktan sonra da belki ileri sürüş tekniğiyle ilgili bir eğitim almalısınız. Uzun yol yapıyorsanız. Arabanın parçalarını öğrenmeniz gerekir. Arabanın lastiği nasıl değişir öğrenmeniz gerekir. Eğer teknikle bir işi yaparsanız sadece ve sadece yürüyen bir şekilde
arabanın egzozunun nerede olduğunu bilmeden, vitesinin nerede olduğunu bilmeden araba kullanmak gibi bir şeye ulaşabilirsiniz. Bu size hayır mı getirir, şer mi getirir takdiri sizindir. O yüzden bilinçsel dönüşüm gerçekleşebilmesi için mutlaka zihinsel algoritmanızı yenilemeniz gerekir. Geçen modülde kısacası aslında ana tema olarak bunu anlattım ve bununla ilgili birçok da metafor kullandım. Yani metafor, benzetme kullandım. Özellikle dünyevi ve manevi benzetmeler kullanarak bilinçsel değişimi gerçekleştirmeden hiçbir teknikle bir şeyi çözemeyeceğinizi açık ve net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi bu ikinci modülde de hem teknikler vereceğim ama birazcık daha metafor kullanarak o bilinçsel kısmı geliştirmeye çalışacağız. Şimdi eğer ki güzel insanlar, sevgi dolu insanlar, hayatınızda bu dönüştürmek kelimesini ben çok seviyorum. Çünkü hayatta kaybetmek yok. Hayatta yanlış karar almak yok. Hayatta güzel bir karar almak yok, iyi karar almak yok. Sadece kişinin o anki bilincine uygun, o anki sürecine uygun, enerjisine uygun seçtiğiniz şeyler var. Bu daha sonra iyiye kötüye evrilir, o an kötüdür. Biz mesela bakıyoruz, diyoruz ki bu yanlış karar verdi. Şimdi senin bilincine göre bu yanlış olabilir ama o kişinin bilincine göre bu doğru olabilir. Hani Access'te de deniliyor ya, farklı bakış açısı. Veya biz de bunu diyoruz, yani onun farklı bir bakış açısı var. O bunu seçmek, bununla ilgili bir deneyim elde etmek istedi. Bu sebeple insan hayatında yanlışından doğrusundan daha çok bilgisine göre, o anki şartlarına göre, o anki sorumluluk alma durumuna göre seçtikleri vardır. Biz niye bilinçsel dönüşüm diyoruz sürekli olarak? Bilinciniz ne kadar seviye olarak yukarı çıkarsa, bakış açınız ne kadar geliştirilirse, o kadar dünyevi kararlarınızı çok daha isabetli alırsınız ve yaşamınızda herhangi bir teknik uygulamadan, herhangi bir şeyi bir şeyle bağdaştırmadan yol alabilirsiniz. Çünkü düşünceyi değiştirdiğiniz anda ya bu şey interaktif bir sistem aslında. Düşünceyi değiştirdiğiniz anda bütün taşlar yeniden dağıtılıyor. Düşünceyi değiştirdiğinizde anında hayatınızdaki insanlar gidiyor, yenileri geliyor. Düşünceyi değiştirdiğinizde işinizden ayrılıyorsunuz, yeni bir iş sürecine giriyorsunuz. Bu sebeple bilinçsel değişim çok önemli. Şimdi olaya biraz detayına doğru inelim. Efendim, ne dedim? Altını çizerek söylediğim bir şey. Bunu söyleyince de hep bir kamyon arkası yazı geliyor. Böyle kamyonların arkasında çok güzel yazılar oluyor ya, çok seviyorum onları. Diyor ki herkes kalbimde bir yeri var. Kiminin üstü çizili, kiminin altı çizili, kiminin esamesi bile yok. Şimdi siz de hayatınızda bir bilinçsel değişime ve dönüşüme girdiğinizde hayatınızda içeride olanlar ve dışarıda olanlar anında ayrışmaya başlar. Bakın, şöyle gidelim isterseniz. Dünyevi olan hayatı gözlemlediğinizde her şey manevi hayatta da aynısı aslında. Sadece nitelikleri ve nicelikleri farklı. Yani şimdi gidelim, ne diyelim? Bir devlet kurumunun içine girip birini ziyaret edeceksiniz diyelim, tamam mı? Bu atıyorum bir konsolosluk olsun. Girdiğinizde ne isterler? Kimlik isterler. Sorarlar kimsin, nesin, neyin nesin, kimin için geldin? Bir ülkeyi ziyaret edeceğimizi düşünelim. Pasaportumuzu isterler. Nerede kalacağımızı isterler. Kaç gün kalacağımızı sorarlar. Değil mi? Bu soruları sorar içeriye böyle gireriz. Ama hiç kimse kabirde ona soru sorulacağını akledemiyor. Bu dünyada hiç kimsenin birbirini tanımadığı bir yerde insanlar bir sürü şeyi birbirine sorarak bir şeyler teyit ederken kabire gittiğimizde hiç kimseye sanki bir şey sorulmayacak gibi yaşıyor. Hep ne diyoruz biz? Söylüyoruz, diyoruz ki çekeceğiniz bütün besmeleler en ihtiyacınız olduğu anda çekeceğiniz bir besmeleye hizmet eder. Ettiğiniz bütün dualar en çok duaya ihtiyacınız olduğu zamandaki bir duaya icabet eder. Dünyevi olan konuların aynısı manevi hayatta da vardır. Biz Yüce Yaradan'a iman ederiz ve inanırız. İman etmek, inanmak fıtratımızda var.
Bunu biz seçeriz. Allah bunu bizim kalbimize koyar, değil mi? Bunun haricinde, yani bu kulluk görevimizin ve iman etmenin haricinde, bu zaten olması gereken bir şeydir ya, fıtratta bu var zaten. Bunun haricinde inanmak neden önemlidir biliyor musunuz? Hasta olduğunuzda iyileşeceğinize inanmak için, evlenmeye veya atıyorum yeni bir işler başaracağınıza inanmak için, para kazanabileceğinize layık gördüğünüzü kendinizi inandırmak için, kendinizin kıymetli ve değerli olduğunuzu inanmak için, inanmanın şartı Allah'a inanmak, Allah'a kulluk etmek. Bu şartı yerine getirdiğinizde siz inançsal bir dosyaya sahip oluyorsunuz. Yok ya ben inanmıyorum, hayatta biz nerede öyle bir şey yapacağız, nerede o pozisyona geleceğiz? İşte burada aslında Allah'la olan inancını sorgulamalısın. Çünkü her şey, mesela Allah'ın isimlerini biz idrak ettiğimizde, evet Allah'ın ismini zikrederek Allah'a iman ederiz. Allah'ın ismini öğrendiğimizde ne olduğunu anlarız. Ama bütün mevzu onun haricinde bir de dünyevi alanda hissettiğimiz, idrak ettiğimiz bilinç kalıplarıdır onlar aslında. Yani sen Allah'a inandın, iman ettin, değil mi? Bu senin Allah'la arandaki mevzudur. Ama bunun en büyük mükafatı nedir biliyor musun? Hayatta bazı şeylere inanabilmek için iman ettiğin şeyin sana olan mükafatı kendine inanabilmeyi başarıyorsun. Allah'ın bütün isimleri bir bilgi kalıbıdır. Çok büyük bir bilgi kalıbıdır. Böyle ince derizlerle dürülmüş inanılmaz bilgi kalıplarıdır. Hep bu örneği veriyorum ben. Çok para istersin ama o parayı yönetebilecek gücü isteyemezsin. Unutursun yani onu. Değil mi? Yani dersin ki ben ya Rezzak dersin. Ya Gani der misin demez misin? Ya Muhni der misin demez misin? Bunun gibi o kadar çok örnek verebilir mi ki size? Yani aslında Yaradan öyle merhametli ki, öyle yarattığı kullarının her bir şeyini biliyor ki. Diyor ki bak, bana karşı olan imanın, bana karşı olan teslimiyetine sana ihtiyacım yok. Ama sen bunu yerine getirdiğinde aslında dünyada neleri kazanacağının farkında değilsin. Bana inandığında inanmanın ne demek olduğunu öğreneceksin. İman ettiğinde sorumluluk ne demek bunu öğreneceksin. Sen şu an Allah'a inanmazsan tövbe haşa, inanmak kavramının ne olduğunu bilmiyorsun ki. Nasıl test edeceksin o zaman bunu? Kula mı inanacaksın? Futbol takımına mı inanacaksın? Bunu anlayamazsın ki. Çünkü niye? Şimdi bakın. Bir ürünü bir fabrikadan almak var. Bir de yan sanayiden almak var. Senin şu an ana fabrika üretimden alırsan için rahat olmaz mı? Daha sağlam olduğunu anlamaz mısın? Daha için iyi olmaz mı? Ama sen onu gidip fason veya kaliteli olmayan bir yan sanayi alırsan her an bozulabileceğini bilirsin. Örnek veriyorum. Futbol takımına inanırsın, içinden şike çıkabilir. Bir ürün alırsın, sahte çıkabilir. Yani inandığın bir şeyin her an sıkıntılı bir şeyle karşılaşabilme ihtimalin çok yüksektir. Ve bütün inanma sistemini alt üst edebilirsin. Ama Yüce Yaradan'a inandığında hiçbir zaman seni yarı yolda bırakmaz. Çünkü inanmanın üretim yeri Yüce Rabbimin indi. Tamam? Aynen böyle bakın hayatınızda bütün örnekleri dünyevi ve manevi birbirine uyum sağlayabilirsiniz. Geçen hafta örnek vermiştim size. Yani bir parçanın üretiminin kitabı kullanım kılavuzu var da insanın mı yok arkadaş? Ama şimdi birazdan anlatacağım. İnsan sorumluluk almaktan korkar. Sorumluluk almadığınız şeyler hayatınızda bir kazanım elde edebilme hissi yakalayamazsınız. Bu şey gibidir. Niye mesela haydan gelen para huya gider? Hani derler ya. Çünkü sebebi şudur. İçinde ruhsal, zihinsel, bedensel bir emek yoksa, içinde Allah'ın verdiği, sana kullanıma verdiği akılı oraya bir enerjisel olarak aktarmazsan, oraya bir efor sarf etmezsen,
Allah'ın sana verdiği zamandan oraya harcamazsan, o sana yeterlilik hissi vermeyeceği için o sende bir tatminsizlik yaratır ve bir bereketsizlik açığa çıkarır. Bu yüzden emekle kazanılan para bereketi çok büyüktür. Emeksiz kazanılan para, hani benim şansım ben kazandım. Öyle bir dünya yok. Şanssal bir mevzu yok. Emeklerinin karşılığını elde etmek var. Bu yüzden emek vermediğin bir şey çok hızlı gider. Bu yüzden mesela kumarhanede çalışan kişilerin bereketin olmadığını görebilirsiniz. Kumarhane işletenlerin zor durumda kaldıklarını görebilirsiniz. Yalan ve dolanla bir şeyi satan insanların hayatlarındaki mizanselleri görebilirsiniz. Bunları gözlemlediğiniz anda zaten hayatın gerçek realitesini açığa çıkarırsınız ve en doğru yolu bularak devam edersiniz. Şimdi bu akşam en fazla anlatmak istediğim şey, teknikler de vereceğim bu arada. Yani bilinçsel dönüşümü katkı olması için vereceğim. Ama benim özellikle bu iki modülde anlatmak istediğim en önemli şey bilinçsel değişimi yakalamanız gerekiyor. Şimdi bakın, diyelim ki bir insanın temizlik takıntısı var, değil mi? Her bir olayda bir tetikleyici, bir hissediş, bir de sonuç vardır. Bunu hiç unutmayın. Bir olayda, bir durumda bir hissediş, bir tetikleyici, bir de sonuç vardır. Şimdi temizlikle ilgili takıntısı olan birini düşünelim, değil mi? Hissedişi nedir? Kirli olmak. Ne yapması gerekir? Temizlenmesi gerekir, değil mi? Şimdi bir insan kendini kirli hissediyorsa ne yapması gerekiyor? Sürekli temizlenmesi gerekiyor. Fakat bu kirliliği ne? Tetikleyen yer neresi? Tetiklendiği yer neresi? İnsan, örnek veriyorum, birisi ona sen ne kadar pissin dedi ve sürekli temiz olmaya mı çalışıyor? Veya hayatında kirli işler yaptığı için kendini kirlenmiş mi hissediyor? Veya hayatında tacize uğradığı için, kirli hissettiği için sürekli temizlik mi yapmaya çalışıyor? Bunun gibi veya hayatı boyunca çalıştığı işten dolayı üstü başı sürekli yağ pas içinde olan birinin sürekli kendini kirli hissedip temizlik mi yapmaya çalışıyor? Bakın, bir hissediş var, bir tetikleyici var, bir de sonuç var. Sonuç ne? Baktığınızda dışarıdan takıntılı biri. Tetikleyicisi ne? Kirli hissetmek. Hissediş ne? Sürekli olarak bir temizlik halinde mevzunun içinde kalmak. O zaman mesela bazı insanlarda çok günahkar hissettiği için normal ibadetlerini abartarak yaparlar. Abartarak. Çünkü kendini günahkar hisseder. Kendini günahkar hisseder. Ve sürekli olarak daha fazla ibadet ederek hayatında temizleneceğini ve arınacağını düşünebilir. Hayatınızdaki olaylara realiteyle bakın. Sadece hissettiğinizde değil, sadece ne yapmanız gerektiğiyle ilgili değil. Siz beş vakit namazı da kılsanız yerine getirmiş olacaksınız. 100 rekat namaz kılsanız da yerine getireceksiniz. Aksine 100 rekat namaz kıldığınız için kibire girip sonunda bir sürü daha günaha içine girebilirsiniz. Normal, gelelim yine. Bir kişinin çok çalıştığını düşünelim. Çalışma takıntısı var. Sürekli olarak işkoliklik var. Onu yapmaya çalışıyor. O zaman burada ne var? Tetikleyicisi. Demek ki bir yetersizlik duygusu yüklenmiş. Bir konuyla ilgili bir yetersizlik yüklenmiş ve tetikleyicisi buradan çalışıyor. Yani babası hiçbir işi başaramadığını söylemiş olabilir. Ondan sonra çalışma ortamında sürekli olarak başarısızlıkla sınanmış olabilir. Susturulmuş olabilir. Ve doğal olarak da o başarısızlığı yaşamamak için çok çalışarak, hep başarılı olmaya çalışan birini karşımızda görüyor olabiliriz. Evlenmek istemeyen biri. Ona baktığımızda evlenmek istememesi kendi seçimiymiş gibi gözükse de fakat bunun altında bir hissediş ve bir tetikleyici var. Anne ile babasının ilişkisini gördüğünden dolayı olmayabilir. Hayatında çok inandığı ve güvendiği bir partnerinin onu aldatarak onu terk etmesi olabilir. Cinsel travmaları olabilir. Kullanılma hissi olabilir. Ve bunun sonucunda nedir? Geldiğimiz nokta ben evlenmek istemiyorum. Evlenmek istemiyorum diye bir durum yok ki. Bu bir sonuçtur. Bunun altında yatan sebebi çözmedikçe, kendine real olmadıkça gerçekçi olmaz ki bu durum. İş bulamıyorum. Şimdi bakın güzel insanlar, hep şunu düşünün. Bir konuda sorun yaşıyorsanız eğer,
Sizin diğer insanlardan ne farkınız var ki kainat size olumsuz şartlar sunsun? Yüce Yaradan bunu size niye reva görsün? Sizin diğer insanlardan farkınız nedir? Herkese eşit akıl dağıtılmıştır. Nevileri ve nitelikleri farklıdır. Ama sonuç olarak herkesin ihtiyacı olan dağıtılmıştır. Herkesin ihtiyacı olan rızıklandırılmıştır. Sizin niye diğer insanlardan farkınız olsun ki? Niye siz işsiz kalasınız? Niye siz ailesiz kalasınız? Siz niye hayatınızda hep hastalıkla uğraşmak zorunda kalasınız? Böyle bir düşünceyi niye sahipleniyorsunuz? Niye Yüce Yaradan'ın tarafgirlik yaptığını düşünüyorsunuz ki? Lütfen. Öncelikle bakın. Mesela işsizim diyenlerden örnek verelim. Şimdi sonuçta ben de bir iş verelim. Yıllarca da çok büyük firmaları yönettiğim için, özellikle profesyonel hayatta kaldığım için, örnek veriyorum, işsizim diyenler için söylüyorum. Şimdi bir CV geliyor, yani bir özgeçmiş geliyor. Öncelikle o özgeçmiş o kadar kıymetli ki işveren için, doğru değerlendirme yapan bir işveren için. Çünkü orada göstermiş olduğu özen eşittir işindeki sorumluluğu, hayata bakış açısını, birçok şeyi daha veriyor. Adam kendi ev adresini yazarken C'ler, Ç'ler, İ'ler, daire yerine no yazmalar, apartman isminde kısaltma vesaire gibi birçok şeyi o ilk adreste bile anlayabilirsiniz. Ondan sonra bakıyorsunuz adam veya kadın çalışmış olduğu iş yerini bile ismini tam bilmiyor. Hangi yıllar arasında çalıştığıyla ilgili bile bir muamma var. Mezun olduğu okulun ismini bile tam yazamamış. Şimdi bu insanı nasıl işe alırsınız ki? Şimdi bu insanın işe girememesi, kişinin kendince şanssızlığı ve arkası olmaması mı, yoksa işinde bir sorumluluk alarak kendini geliştirmemesi mi? Bakıyorsunuz, iş görüşmesine geldiğinde kişinin oturuşu, kalkışı, davranışları o işi yapabilmeye haiz olmadığını gösteriyor. Yine olmadı ya diye çıkıyor mesela. Olmaması, arkasının olmaması mı? Yoksa kendine olan saygısızlığı, kendine olan sorumsuzluğu mu? Aynı şekilde bir partnerle bir ön görüşmeye, bir karşılıklı bir görüşme esnasında giren bir kişi. Yani konuşması, tavrı ben demesiyle ilişki mi başlamıyor? Yoksa o kişiden ne olduğunu, nerede olduğunu, ne için orada olduğunun mu farkında değil? Ve bu sebeple de insanlar kendilerini talihsiz görüp, şanssız görüp, ekonominin bozuk olduğunu düşünüp, işte kendisinin üzerine beddua olduğunu düşünüp, birçok önyargıyla gerçeklikten uzaklaşarak hayatlarını zindan ediyorlar. Hayat bir sorumluluktur. Annem beni sevmedi diyerek çok büyük bir sorumluluktan kurtuluyor olabilirsin. Bunu sen bile farkında değilsindir. Çünkü yaşın ilerledikçe annene bakmak gibi bir sorumluluğun var. Yaşın ilerledikçe annenden daha kötü olma durumun var senin. Ve bunları fark etmeden hissediyor olabilip anneni sürekli kötülüyor olabilirsin. Çünkü sen annenden daha kötü bir anne olabileceğini kendince düşünüyor olabilirsin. Ve anneni kabul etmediğinde seni sorgulayacak birinin olmaması da seni rahatlatıyor olabilir içsel olarak. Daha bunu sıralayabilirim. İşte hiçbir hastalığın iyileşmemesi gibi örnek veriyorum. Şimdi hastalığın iyileşmemesi mi? Senin doğru beslenmemen mi? Senin hastalığın iyileştiğinde yerine getirmen gereken sorumluluklardan korkuyor olman mı? Yoksa etrafına bakıp bu hastalıkla ilgili iyileşmeyen kişileri gördüğünde senin iyileşebileceğine inanmıyor olman mı? Yoksa Allah'a olan inancın, iman etmendeki zayıflık mı? Çok açık ve net ayette de ölümün haricinde her şeyin bir çaresi var. Çok net. Şimdi sen iman ve inanç noktasında güçlü olursan hastalığının iyileşeceğine de inanabilirsin. İş bulabileceğine de inanabilirsin. Evlenebileceğine de inanabilirsin. Hayatındaki her şeyin olabilirliğine bir olasılık açığa çıkarabilirsin. Ve bu sebeple sen ne kadar gerçekçisin, sen ne kadar gerçekten uzaksın. Bunu lütfen sorgula. Sen hayatından, sen derken, yani sen dediğimde ben de giriyorum içine aslında. Ben de oradan sizin tarafınızda bir dinleyenim.
Konuşan konuşturan Allah'tır biliyorsunuz. Hayatınızda her bir cümleniz ve her bir olumsuzlukla kurduğunuz cümlenin ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulayın. Ve bunun en güzel sorgulama şekli de şu değil midir? Olumsuzlukla yargıladığın bir şeyin zıttı birisinde varsa bu senin ön yargı. Yani benim hastalığım iyileşmez. O hastalıktan iyileşen biri varsa eğer, senin hastalığın iyileşememe gibi bir durumu olmaz. İyileşememesi seninle ilgilidir. Zaten çok fazla işsizlik var. İş bulan varsa eğer, işsizlik diye olman senin o kısımda kalıyor olman demektir. İşte zaten bana da hiç doğru insanlarla karşılaşamıyorum demen, doğru insanlarla karşılaşıp mutlu evlilik yapan var mı? Var. O zaman senin o doğru insanlarla buluşamıyor olmanı sen kendini sorgulaman gerekmez mi? Hocam ya işte güvenebileceğimiz adam yok, güvenebileceğimiz kadın yok. Güvenilebilecek insanlar etrafta var mı? Evliler mi? Mutlular mı? 10 taneden bir tane de olsa var mı? Var. O zaman senin düşüncen seninle alakalı olabilir mi acaba? Lütfen kendinize gerçekçi, lütfen kendinize daha dibine indiğiniz bir süreçle olaylara bakın. Yoksa hiçbir doktor, hiçbir avukat, hiçbir mühendis, hiç kimse, hiçbir psikolog, hiçbir psikiyatr, hiçbir araba tamircisi sizin gerçek sorununuzu çözemez. Arabanızın lastiği sürekli patlıyorsa ve siz sürekli arabanın lastiğini değiştiriyorsanız, hala araba kullanmakla alakalı bir eğitim almıyorsanız, o lastiği değiştirdiğinizde de sürekli ben şanssızım demeyi kendinize bir ödev biçmiş oluyorsunuz o zaman. Lastik patlıyor, yine bana buldu, yine lastiğim patladı, yine. Ama bunun yerine lastiğin patlamaması için atıyorum havalarını kontrol etmek var. İleri sürüş tekniklerinde bazı püf noktalar var, örnek veriyorum. Bunun gibi önemli durumlar var, tamam mı? Yani biz maalesef bir olaya bakarken gerçekçi tarafından değil de kendimizi aldatabildiğimiz yerden bakıyoruz. Mesela bir evlilikte boşanırken, hani bir insan giderken belli olur ya, evlilikte boşanırken niye herkes birbirine düşman gibi saldırıyor? Mesela düşman gibi saldırıyor. Malları, mülkleri bölüşemiyorlar, edemiyorlar vesaire. Şimdi orada Allah'ın rızkına inanıyor olsalar, ve eğer Allah'ın herkese bir şekilde hakkını iade edeceğine inanıyor olsalar, hiç kimse boşanırken birbirinin kalbini kırmadan ayrılır biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz'e gelmişler iki ortak. Biz ayrılacağız ama mallarımızı paylaştıramıyoruz. Bize yardımcı olur musun demişler. O da ne demiş biliyor musun? Biri bölsün, biri paylaştırsın. Ne kadar güzel değil mi? Biri bölsün, biri paylaştırsın. Yani biriniz bölün, biriniz paylaştırın demiş. Dolayısıyla biz anlaşamamazlıklarımız bizim içimizdeki yangınlar, bizim içimizdeki öfke, bizim içimizde o bilinçsel kilitlenmeler, bunların hiçbirinin gerçek olmadığını o aklımız genişlediğinde anlayabiliyoruz. Baktığımızda aslında çok farklı yerlerde farklı bakış açılarıyla bakabildiğinde aslında hayatın güzel olduğunu, dar bakış açılarında ise hayatın bir ızdırap olduğunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. O zaman dünyevi olan hayat prosedüründe her şey maneviyata yön çizer. Yani toprakta çiçeğin yetiştirdiğine inanıyorsun. Toprakta bir çiçeğin yetişeceğine inanıyorsun. Bir meyvenin çıkabileceğine inanıyorsun. Toprağın içine ektiğin bir tohumdan filizler çıkarak ağaçlar, dallar olduğuna inanıyorsun. Ama öldükten sonra dirileceğine inanmıyorsun. Toprağa gidip tohum ekiyorsun, suluyorsun, bir şeyler çıkıyor. Toprağa seni gömdüklerinde tekrar oradan ayağa kalkabileceğine inanmıyorsun. İnsan aklı öyle bir şeydir ki bazı zaman inanmak isteyip de inanamadıkları onun ayağına engel olur. Hayat bir sorumluluktur, bunu unutmayın. İman ettim derseniz onun gerekliliklerini yerine getirmeniz gerekiyor. Ben annemi çok seviyorum derseniz bunun gerekliliklerini yerine getirmeniz gerekiyor.
Ben çalışmaya tüm kalbimle razıyım derseniz, kılığınızı, kıyafetinizi, saçınızı, başınızı, zamanında gidip zamanında gelmeyi vesaire vesaire bunları yerine yapmak zorundasınız. Fakat fark etmeden sorumluluk almaktan korkan o kadar çok insan var ki ve bunun adını da bolluk berekettir, bunun adına da atıyorum işte şanssızlıktır, talihsizliktir, bıdı bıdı diye koyup psikiyatr dolaşan adına işte panik atak diyerek, işte depresyon diyerek o kadar fazla kendine dert edinen insanlar var ki, bakın bazı konular vardır ki hiç tartışılmaz. Gerçekten o bir ruh sağlığı uzmanı ile görüşülmesi gerekir. Psikolog ve psikiyatr arkadaşlarımızla görüşülmesi gerekir. Ama o kadar çok sanal ve sadece medyada gördüğü için kendini depresyonda zanneden, kendini işte başarısız addeden, kendini beceriksiz addeden o kadar çok insan var ki ve bunların inanın bana çok fazlası sanal ve gerçekçi değil. Hayatımızda olaylara gerçekçi baktığımızda gerçekliğin bize vermiş olduğu çözüm yollarını unutmamanız gerekir. Bir şeye gerçekçi bakarsanız gerçek çıkış yollarını bulabilirsiniz. Bir şeyi saklarsanız, bir şeyin üstünü örterseniz ve ona bir kılıf uydurursanız onun çıkış yollarını bulamazsınız. Bu sebeple lütfen bunu sorgulayın. Siz ne kadar kendinize gerçeksiniz? Siz ne kadar gerçeği görerek ilerleyenlerdensiniz? Ya ben o kadar çok danışanım da bilirim ki babasınınla aynı evde kalmamak için hayatına bir erkek alıp evlenen o kadar çok kadın tanırım. Annesinden göremediği şefkati hayatındaki kadından görerek onu anne yerine koyarak o kadar çok evlenen insan bilirim ki. Dolayısıyla ama kendileri de bilir ama bilmez. Hisseder ama farkında değil. O kadar çok insan iş yerinde işvereni aferin dediği için ve hayatı boyunca kimseden bir aferin duymadığı için ve kendini o kadar değersiz hissettiği için maaşına zam bile istemeyi cesaret edemez. Hayat o kadar gerçektir ki o gerçekliğin karşısında durabilmek bir marifettir. Bu yüzden diyor ki beni sevin. Benden başka hiç kimseyi gereğinden fazla sevmeyin, tamah etmeyin. Ben hepsini yarattım ve bütün yaratılan varlıkların fıtratlarını bilenim diyor. Ama biz hayatımızda, bakın hep söylerim ya, erkeğin zayıf noktası merhamettir. Kadının zayıf noktası ise ilgidir. En gaddar olan erkeğe merhametli davrandığınızda çocuk gibi olur. En bendiğim kadına ilgi gösterdiğinizde kadının şekli değişmeye başlar. Bunu söylediğimde belki içinizden bazıları tepki gösterir ama bu bir istatistiksel deneydir. Bazı erkek 100 günde merhametten sonra fıtratını bozar. Bazı kadın da 1000 günden sonra fıtratındaki o duruşu bozar. Ama erkeğin şefkat kadının ilgidir. Ve insanın zayıf ve zaafları olduğu süre içerisinde insan gizleyerek, örterek, gerçekten uzaklaşarak, merkezine neyi koyacağını unutarak hayatında bedeller öder. Siz hayatınızda kendinize ne kadar gerçeksiniz? Siz bir olaya ne kadar gerçekçi bakmaya razısınız? Siz bir gerçeği ne kadar sahiplenip alıp kabul etmeyi gönüllü olarak razısınız? Şu ana kadar hayatınızda gerçekçi olarak bakmadığınız, gerçekliğini bildiğiniz ama gizlediğiniz, gerçekliğini bildiğiniz ama farkına varamadığınız, her ne kadar olay varsa açığa çıkmasına izin vermeye cesaret eder misiniz? Bir cesaret edin bakalım neler çıksın karşınıza. Annemi sevmiyorum, babamı sevmiyorum dediğinizde bunun gerçeklik halinin açığa çıkmasını ister misiniz bakalım neler çıkacak? Siz annenizi ve babanızı severseniz hangi sorumlulukları yerine getirmeniz gerekiyor acaba? Siz ben iş bulmaya inanıyorum, iş bulabilirim, ben yetenekliyim dediğinizde acaba hangi işin sorumluluklarının altına girmeniz gerekecek ve siz o işi üstesinden gelemeyeceğinizi düşünüyorsunuz? Daha sıralayabilirim. Hayat öyle bir şeydir ki sorumluluk aldıkça, inandıkça, gerçekleri kabul ettikçe, gücünüzün yettiği kadar emek vermeye gönüllü olduğunuzda yaradan sonsuz ve sınırsız bolluk ve bereket ve kapıları sonuna kadar sizi açar.
Şu an bu videoyu izlediğinizde yeni izleyecek olan arkadaşlar da ve şu an izleyenler de lütfen ön yargıyla yaklaşmayın. Benim şu konuştuğum kelimeler kitaptan aldığım veya 2 gün önce ezberlediğim değil. 20 yıldan beri gözlemlediğim, 20 yıldan beri insanların hayatında gerçekleşen o kareleri birleştirerek size anlattığım şu 35 dakika. Ama bunların hepsi benim bir reyting elde etmek gibi bir derdim yok. Benim şu an sizden para kazanmak gibi bir derdim yok. Şu an size bunları inandırmak gibi bir derdim yok. Ama benim bir derdim var. Bildiğim gerçekleri test ettiğim, inandığım, gözlemlediğim, tavsiye ettiğimde değişip hayatlarına farklı bakmaya başlayan insanların deneyimlerini size aktarmak gibi bir kendime edinmiş olduğum bir misyonum var. O sebeple çocuğunuzla olan iletişimde, kendinizle olan iletişiminizde, eşinizle, işinizle olan iletişimde gerçekçi olmayı seçin lütfen. Çünkü siz gerçekçi olduğunuzda o gerçekliğin mükafatını göreceksiniz. Aksi halde o gerçekliği siz gizledikçe olmayacak, açığa çıkmayacak. Ve siz o gerçekliği görmedikçe bir şeyi sonlandırıp yeniden başlatamayacaksınız. Hayatınızda bir şey hissetmeden söylemeyin. Aşkım, 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 canım, 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 sevgilim, sevgilim, sevgilim. Bir şeyin hissedişi gerçekleşmeden, bir şeyi sadece laf olsun diye söylerseniz eğer, ruhunuz her şeyi bildiği için içinizden sizi kınar, içinizden size küser. Bunun gibi daha birçok şey yaşayabilirsiniz. İnandığınız doğrultuda, gerçek olduğunuz gibi yaşamaya çalışın. Bunun haricinde ne kadar kendinizi iyi hissetmek için yaptığınız size ait olmayan her ne varsa terk edip sadece yalın bir halde kalmadıkça size insanların gerçekçi davranmasını bekleyemezsiniz. Siz ne kadar gerçeksiniz ki etrafınızdakilerin size gerçekçi olmasını istiyorsunuz? Siz ne kadar şefkatlisiniz ki annenizin ve babanızın şefkatini sorguluyorsunuz? Siz ne kadar gerçeksiniz ki insanların insanlığını sorguluyorsunuz? Gerçekliği anlayabilmek Allah'ın lütfudur. Emek ister, sorumluluk ister, niyet ister, istikamet ister. Bana bir tane yaratılmış bir varlık söyleyin ki kavmi olmasın. Yaratılmış bir canlı söyleyin ki bir sürüyün içinde olmasın. Yaratılmış bir varlık söyleyin ki cismi, cismaniyeti, topluluğu, grubu olmasın. Şimdi ağaçlara bakıyorsunuz, ağaçların sıfatları var. Yani biri meşe ağacı, biri kavak ağacı. Karıncalara bakıyorsunuz, işte bir işçi karıncalar var vesaire. Bir arıya bakıyorsunuz, bir kraliçe arı var vesaire var. Koyun var, kuzu var, keçi var, eşek var. Hepsinin bir kategorizasyonu var. Şimdi siz insan olarak evet bir insan formundasınız, insan fıtratındasınız. Ama siz şunu düşünebilir misiniz? Bir koyunun eşek gibi anırdığını dışarıdan baktığınızda abesti iştegal olmaz mı? Yani koyuna bakıyorsunuz ama eşek gibi anırıyor. Ne dersiniz? Bir terslik var bu işte. İnsana bakıyorsunuz, bir terslik var arkadaş. İnsan gibi değil. Bu garip gelmiyor mu size? O zaman ya siz bir köpeğin miyavladığını duydunuz mu hiç? Ben duymadım. Bir kuşun miyavladığını duydunuz mu? Hayır. Peki bir insanın niye insani sıfattan daha dışarı çıkıp yapabildiğinde onu normal kabul ediyorsunuz veya kabul edilebilir oluyor? İnsanın bir formatı var, bir fıtratı var. İnsanın bir şekli var. Bunu da diyor ki, fıtratını öğrenmek istiyorsan bak sana peygamber gönderdim, yaptıklarına bak. Sana kitap gönderdim, oku rehberini. Onun haricinde İslam'ın, imanın şartlarını gönderdim. Oku, ne olduğunu anla. Senin fıtratın belli, kullanım kılavuzun belli. İçinde ne yazıyor? Yardımsever olmak yazıyor, hoşgörülü olmak yazıyor, tevazulu olmak yazıyor. Sana zarar vereni kısas netliğinde zarar vermeden aynı duruşu zarar vermeden sergile diyor. Daha bir sürü şey sayabilirim. Sen şimdi bu ölçüleri sağlayamayarak, bu duruşu sağlayamayarak sen insanlık kötü oldu nasıl diyebilirsin ki? İnsanlık mı kötü oldu? Yoksa sen yanlış insanlara, fıtratını bozmuş insanlara karşı nasıl davranacağını bilemediğinden mi
bu haykırış. Ya bir elma, bir poşet elma düşün. İçinde çürük elma olmaz mı? Olur. Şimdi köpekleri düşünelim. İçinde çok cici olanları da var fıtratı olarak. Çok saldırgan olanları da var. Yani yaratılmış bana bir nicelikli bir grup söyleyin ki içinde hepsi aynı olsun bunlar. Hepsi aynı olsun. Ya şimdi orkideye bile baktığımızda bu orkidelerin de renkli olanları var ama bazılarının ömrü çok kısa, bazılarının ömrü çok uzun. Bazılarının dikeni var hafiften, bazılarında yok. Güle bakıyorsunuz dikeni var, bazılarının batıyor, bazılarınınkisi batmıyor. Kaktüs var, eline alabildiğim var, alamadığımı. Şimdi sen insanlık çok kötü oldu. Nasıl diyebilirsin ki? Her şey zıttıyla, varlığıyla yaratılmıştır. O zıtlığındaki hakkaniyetin senin ne tarafta olduğunu belli ediyor zaten. O zaman gerçekçi olmak kıvamı buradan geliyor. İşte elmanın çürüğünü kabul ediyorsan eğer, köpeğin ısırabilmesini kabul ediyorsan, insanın da içinde kötü olabileceğini bunu kabul etmen gerekir. Buna bir, yani diyorsun her yer hırsız doldu. Ama her yer hayırsever de doldu. Bunu niye dillendirmiyorsun? Hayırsever de çoğaldı. Hırsız da çoğaldı. Bunlar birbirine eşit çoğalıyor zaten. Başka türlü denge nasıl sağlansın? Atıyorum ne diyelim? İklimler çok bozuldu. Tamam. Bana bozulmayan bir şey söylesene. Tükenmeyen bir şey söylesene. Bana tükenmeyen bir şey söyle. İnsan ölüyor. Çiçek soluyor. Toprak kuruyor. Su kuraklığa döndürüyor. O zaman her şey tükeniyorsa mevsimlerin de değişmesi, tükenmesi normal değil mi? Kendi kendini reorganize eden bir sistem söylesene bana. Zarar vermezsen düzeltiyor. Ama biz tüketen bir varlığız. Yiyoruz, içiyoruz, sürekli olarak kirletiyoruz. Yaradan yeniden yapıyor, biz tekrar kirletiyoruz. Yaradan yeniden yapıyor, biz yine kirletiyoruz. Sonra deprem oldu diyoruz. Allah, bu sene çok fazla deprem oldu. Ama biz o zaman bir şeyler yaptık ki deprem oldu ve sistem yeniden kuruldu. Niye olanın gerçekliğini değil de sanki hiçbir şey tükenmeyecekmiş, hiçbir şey bitmeyecekmiş, hiçbir şey bozulmayacakmış kafasında yaşıyoruz? Niye gerçeklikten uzaklaşıyoruz? Gerçekçi olmak gerekmez mi arkadaşlar? Sonra istediğin kadar bolluk bereket meditasyonu çalış. İstediğin kadar ruh eşini bulmaya çalış. Bilincin değişmedikçe, gerçekleri kabul etmedikçe, kendini gerçeklik algısında yan yana bırakmadıkça, sorumluluk almadıkça ne yaparsan yap. Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Hiçbir şeye bakmayı beceremezsin. Bir insanın hayatta nasıl yaşadığını görmek istiyorsan yaşlılığına bakacaksın. Yaşlılığına baktığında kendinden mutlu bir yaşlılık geçiren birini gördüğünüzde işte o insan olan sorumluluğunu yerine getirmiş, evrelerini düzgün bir şekilde geçirmiş ve Allah'ın rahmeti ve bereketiyle belirli bir yere ulaştığını gözlemlersin. Ama yaşlılığında sinir, öfke, işte vesaire, o zaman anlarsın ki bir şeyler eksik kalmış. Hazır şu an zamanınız varken lütfen gerçekçi olun. Yaşlılığınızda gülen yüzünüzde, o böyle pamuk gibi yüzünüzde, herkesin size rahmet ve bereketli Allah'ın takdiriyle baktığı biri olmak istiyorsanız, lütfen hayatınızda gerçeklikleri kabul edin. Hayatında insanları kınamak kolay, yargılamak kolay, ama unutmayın, siz kendi doğrularınızla kınıyorsunuz. Kendi yaşanmışlıklarınızla kınıyorsunuz. O kınadığınız şeyin gerçekliğini siz yaşasanız, siz acaba nasıl bir reaksiyon verirsiniz? Bir şey söylemeden önce şunu düşünmek gerekir. O kişinin yerinde ben olsaydım ben nasıl davranırdım? Yaşanmışlıklardır etki eden. Az önce ne dedim? Bir tetikleme var, bir hissediş var, bir sonuç var. Yani senin bir tetik mekanizman yoksa o kişinin yaşadığını yargılayamazsın sen. Yani toprak Başak kadınının temizlik, sağlıkla ilgili takıntısını yargılayabilmen için onun yaşadığı psikozu yaşaman lazım. Onun gerçekliği görememe halini yaşaman gerekiyor senin. Bu sebeple değerli dostlar, güzel insanlar, naçizane tavsiyem,
İnanın bana. Bir şeyi gerçek, ama hocam nasıl yapacağız? Nasıl gerçekçi bakacağız? Bakın o kadar kolay ki. Aslında o kadar kolay ki. Hani diyorlar ya, ben çocuğumu nasıl yetiştireceğim? Yeter ki bozma diyorlar. Çocuk nasıl yetişeceğini bilir. Yani düşünseniz, araba şimdi fabrikadan çıkmış. Siz diyorsunuz ki bu arabayı ben nasıl götüreceğim? O da diyor ki hiçbir şey yapma, sen sadece kullan, o gider. Çocuk fıtratınla doğuyor. Allah'ın rahmeti bereketiyle doğuyor. Zaten o nasıl büyüyeceğini biliyor. Sen yeter ki bozma. Sen yeter ki anne ve baba ol o kadar. Ya ben bu işi nasıl yapacağım ki? Sen yeter ki işinin başında ol. Emek verici ol. Yaradan sana nasıl yapacağını gösterecek zaten. Zaten sana nasıl yapacağım? Ben evlenirsem evi nasıl çekip çevireceğim? İşte şunu nasıl? Sen yeter ki sorumluluklarını yerine getir. Sen iyi bir kadın ol, iyi bir erkek ol. Sorumluluklarını öğren. Kadın ne demek öğren, erkek ne demek öğren. Sorumluluk almak ne demek, bunu öğren. Ondan sonrasını zaten Allah sana yaptırıyor. Sen yeter ki bozma. Sen yeter ki sorumluluklarını al ve devam et. Aslında konu bu kadar basit. Evet. Bu anlatımlarım eminim ki size çok fayda verecek. Şimdi birkaç teknik vermek istiyorum size. Bu teknikleri de niye vermek istiyorum? Teknikler aslında insanı geliştirir. Ama sadece kısa süreli dönüşümlerin vesilesidir. Yani bir bardağı dolmuştur. Onu boşaltmanıza yarar ama dolmasını engelleyemezsiniz. Teknikler kısa süreli molalar gibidir. Teknikler kısa bir es vermek için uygundur. Ama bana şunu diyemezsiniz. Ben şu tekniği kullandım, şunu hayatımdan sildim attım diyemezsiniz. Çünkü bir şeyin sizde zor olmasının sebebi o konudaki gerçekliği kabul etmeyişinizdendir. Onun gerçekliğini kabul ettiğiniz anda zaten deneyim kendi kendini şifalandırır ve gitmesi gereken yere gider. Teknikte ise kopya çekerek bir şeyi yapmak gibi, yırtılan bir şeyin üzerine yama yapmak gibi bir şey oluyor teknik. Sadece zaman kazandırıyor. Ama yine de birkaç teknik vererek o zaman kazanma eyleminizi size aktarmak istiyorum. Şimdi değerli dostlar, konunuz ne olursa olsun, en önemli tekniklerden biri şudur ki, hafif ve ağır bilinci dediğimiz bir teknik var. Yani siz bir şey hissettiğinizde onunla ilgili ne yapacağınızı bilmiyorsanız ilk önce alternatifleri sıralayın. İşte mesela diyelim ki ne olsun? İş konusu olsun yine. İşsizliğiniz var, tamam mı? İş bulmak istiyorsunuz ama bulamadığınızı düşünüyorsunuz. Ama ben size az önce gerçek sebebini söyledim. O bir süre kendinizi rahatlatmak için yapacağınız şey şu. İşsizlik deyince ne hissediyorsunuz? Hafif mi hissediyorsunuz, ağır mı hissediyorsunuz? Eğer ki işsizlik kısmı ile ilgili ben işsizim dediğinizde hafif hissediyorsanız, işsizlik size keyif veriyordur. İşsizim deyince ağırlık hissediyorsanız, o zaman gerçek sebepleri görmeyerek işsizliğe kendinizi inandırmışsınız demektir. Sonra bu ilk önce bunu yaptınız mı? Peki benim iş bulabilmem için ne yapmam gerekiyor diye bir soru sorarsınız. İşte CV'mi doldurmam gerekiyor. Örnek veriyorum. CV'mi gönderim yapmam gerekiyor. Yani özgeçmişlerimi birçok firmaya mı göndereyim? Bekle. Bunu söyledikten sonra hafif mi geliyor, ağır mı geliyor? Hafif geliyorsa evet bunu yapmalısın. Ağır geliyorsa bu doğru bir seçenek değil bunu yapmak için. Sonra bana teklif edilen işte bir iş var. Onu başlamalı mıyım, başlamamalı mıyım? Başlamalıyım dediğinde hafif geliyorsa başlamalısın. Hafif ve ağır bilinci demek şudur. Hafifse ruhen, zihnen ve bedenen kabul ediyorsun demektir. Ağır geliyorsa ruhsal veya zihinsel bir direniş var demektir. Ve senin başlaman halinde o işle ilgili sıkıntılar yaşayabileceğini gösteriyor demektir. Bu hafif ağır bilincini kullanabilirsin. Bu birinci teknik. İkinci teknik, bir şeyde kararsız kalıyorsan kıbleye doğru dönersin. O konunun niyetini yaparsın. Eğer öne doğru çekiliyorsan bu senin ruhsal, zihinsel, bedensel ve kader planına uygun bir süreçtir. Öne doğru çekilirsin. Eğer geriye doğru itiliyorsan o zaman bu senin için uygun değildir. Ruhen, zihnen ve bedenen kabul edilen bir durum mevzusu değildir. Kafandan bunu
şey yapabilirsin, çıkarabilirsin. Mesela bir şeyin gerçekliğine ulaşmak için de bunu yapabilirsin. Bir sürü şeyi sıralarsın. Hangisi gerçek, hangisi değil? Hangisi kurgum, hangisi değil? Hafif ağırla yapabilirsin. Öne arkaya çekilmeyle yapabilirsin. Bunu da test edebilirsin. Bunun haricinde üçüncü teknik şudur. Bir konuyla ilgili mesela yine iş üzerinden gidelim. Bir yere işe başladığınızı düşünün, tamam mı? Hayali olarak bir gözlerinizi kapatın, oturun bir yere. İster uzanın, ister bağdaş pozisyonda sırtınızı bir duvara dayayarak orada bir durun. Gözleriniz kapalı, nefesinizi sakinleştirin. Böyle dakikada böyle 20-30 nefese düşecek kadar böyle sakin, uzun nefesler alarak daha sonra bir yerde işe başladığınızı düşünün. Hayali olarak böyle düşünün. Büyük bir fabrika. Fabrikanın ismi olsun. Merdivenlerinden içeriye girin. Birinci katta danışma olsun. Sizi birisi karşılasın. Desin ki hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Biz de sizi bekliyorduk. Firmamıza başlayacağınız için çok mutluyuz. Bunun için ilk önce ben sizin giriş işlemlerinizi yapmak için lütfen sizi şu odaya davet ediyorum. Kendinizi en biricik şekilde ağırlandığınızı, iş başvurunuz veya iş kabulünüzün yapıldığını, sonra odanızın gösterildiğini veya çalışma alanınızın gösterildiğini hayal edin lütfen. Sürekli hayal edin. Eğer bu hayali yaşınız kadar gün, her gün yapabilirseniz eğer, göreceksiniz ki gerçeklikler açığa çıkacak ve sizin ruhen, zihnen, bedenen dirençleriniz kırılarak o gerçeklik safhalarını çok kolay bir şekilde aşabileceğiniz bir durum açığa çıkar. Bunu da bu teknikle uygulayabilirsiniz. Onun haricinde hayatınızda olmasını istediğiniz ama gerçekliklerine karşılaşamadığınız her ne varsa nefes alırken Allah tarafından size gönderildiğini, nefesi verirken sizin arazilerinizin, sizin ön yargılarınızın, travmalarınızın her nefes verişte de sizden çıkıp gittiğini hayal ederseniz eğer, göreceksiniz ki bir süre sonra farklı bir bilinçte yaşamaya başlarsınız. Yani mesela diyelim ki A konusuyla ilgili bir rahatsızlığınız var. Her nefesinizi aldığınızda Yaradan'ın size şifa nefesi gönderdiğini, içinizde dolaştırıp bütün organlarınızın iyileştiğini, verirken ise size zarar veren, bütün vücudunuzdaki zararlı her şeyin dışarıya nefesinizle gittiğini hayal edin mesela. İnanılmaz etki gösterir ama dediğim gibi bilinçsel dönüşüm gerçekleşmezse iyileştikten bir süre sonra tekrar yine hasta olursunuz. Yanlış giden bir ilişkiniz vardır mesela. Her gün hakkınızı, partnerinizi, eşinizi helal edin. Her gün helal edin. Ne zaman siz hakken karşı tarafa iadeyi gerçekleştirirseniz ve siz haklı olacak konuma geçerseniz, yani alacaklı konuma geçerseniz, o ilişkinin düzenlendiğini görürsünüz. Eğer ki hemen aklınıza gelir ya karşı taraf borçluysa ben bir türlü olum vesaire zıttını düşünün. O zaman da onları hibe edersiniz içinizden, ilişkiyi dengeye oturtursunuz. Onun haricinde aynı hayal etme ve imgeleme yöntemini partnerinizle hayal ederek kullanın. Bakın birçok ilişkilerde nazardan, birçok ilişki birbirlerine olan hakkaniyetsizlikten, birçok ilişki birbirlerinin haklarına girmekten bozuluyor. Şimdi diyelim ki bir genç çift düşünelim. Evlenmişler, böyle 30 yaşındalar, cıvıl cıvıllar, boyları postları yerinde, el ele tutuşuyorlar. Yürüyorlar, örnek veriyorum. Öyle enerji saçıyorlar ki etrafında mutsuz olan insanlar baktıklarında onları tanımazlar etmezler. Benim niye böyle bir evliliğim yok diyor mesela. Niye ben böyle bir adamla beraber değilim? Niye ben böyle bir kadınla beraber değilim? Şimdi burada iyi niyetten de kıskançlıktan da birçok enerji ok gibi üzerinize salarlar. Ve bir süre sonra o enerji size sirayet eder. Eğer ki tövbeniz yoksa, abdestinizde arınma mantığınız yoksa, nazarlarda Allah'a sığınmıyorsanız, onların hepsi ok gibi gelir ve bir süre sonra ilişkinizin enerjisi bozulmaya başlar. Bu yüzden üzerinizdeki nazardan ilk önce arınmanız gerekir. Mutsuz bir ilişki içerisindeyseniz. Bu yöntemlerden ne biridir? Hayatınızda unutmayın, kınadığınız ve yargıladığınız hiçbir şeyin bereketini göremezsiniz. Yani siz ben bu insanlardan bıktım deyip de insanlardan hayır görebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ben annemi asla kabul etmiyorum dediğinizde siz hayatınızda
eğer bir kadınsanız hiçbir kadından fayda görebileceğinizi zannetmeyin. Eğer ben babamı asla affetmiyorum diyen bir kadınsanız eğer, o zaman hayatınızdaki erkeklerin size hayır getireceğini düşünmeyin lütfen. Bunların hepsi bilinçsel dönüşümle mümkün ama insanın aklının yetebileceği şeyler maalesef olmuyor. Ve biz bunların hiçbirini anne karnında öğrenmiyoruz. Ya çok iyi bir gözlemci olmanız gerekiyor ya gerçekten ilim ve bilim dediğimiz şeyin içinde olmanız gerekiyor. Ve sürekli öğrenme safhasında olmanız gerekiyor ve sürekli tüketim halindeyiz. Biz sürekli tüketim halindeyiz. Bu sebeple tüketmek insanın sermayesinden eksilten bir şey. O sermayeyi yerine koymadığınız süre içerisinde de hayatınızdaki birçok zorlukla karşı karşıya kalıyoruz. Yine tekniklerden birine bahsedeyim. Her zaman şunu düşünün. Biz tüketen bir varlığız ya. Günah da işleyebiliriz, sevap da işleyebiliriz ama bunların değerlendirmesi bize ait olan şeyler değil. Yani bir sınavın sonucunu öğretmen belirler. Hangi soruyu doğru, hangisini yanlış yaptığını öğretmen bilir. Sen hem sınava girip hem de çözdüğün bir problemin sonunda bu doğruydu, bu yanlış, yani dersin ama diyemezsin. Bir resmi geçerliliği yok. O sebeple ne yaparsın? Sen günahı sevabı Allah'a bırakırsın, takdir ilahidir o. Sen yoluna devam edersin. Ve biz hayatımızda hem yaşayan oluyoruz, hem yargılayan oluyoruz, hem kınayan oluyoruz. Tövbe aşağı, hem sanki yaratıcıymış gibi davranıyoruz, hem yaratanın görevlerini sanki biz üstlenip biz yerine getirecekmiş gibi davranıyoruz. Ya bakın, sadece şu tövbenin bile hayatınıza çok fayda vereceğini düşünüyorum. Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek, farkında olarak veya olmayarak, haddimi aşarak, senin görevlerini sanki kendi görevimmiş gibi kabul ederek, insanların kader planına dahil olarak, sanki tövbe aşağı ben bir yaradanmış gibi, sanki tövbe aşağı ben o sorunları çözecekmişim gibi, kendimde sorumluluk hissedip haddimi bilmemekten Allah'ım sana sığınıyorum ve senden mağfiret diliyorum demek bile çok ciddi bir tövbe halidir. Güzel insanlar. Şöyle bakıyorum. Evet. Bu tekniklerle de fayda görebilirsiniz. Ama hayatınızda bilinçsel dönüşümün en önemli püf noktası ilk önce niyetinize etmek. Bakın, her şeyi bir kenara bırakın. Yarın sabah Bismillah deyip işimizin başına gideceğiz inşallah hepimiz. Sabah kalktığında bir sabah namazını kıl. Alnını secdeye bir getir. De ki Allah'ım ya. Yanlışı doğruyu bilen sensin. Hatayı yanlışı bilen sensin. İyiyi kötüyü bilen sensin. Rabbim, ben haddimi bilmeyi seçtim. İnsan olarak yaşamayı seçtim. Kendimi yanıltmaktan vazgeçtim. Senin doğrularınla yaşamayı seçtim. Allah'ım, sen hayırlı insanlarla karşılaştır. Hayırlı işlerle meşgul olmayı nasip eyle. Gerçek doğrularla yaşayabilmeyi nasip eyle. Rabbim, bana mağfiret et. Beni nazarlardan koru. Beni Rabbim şerli insanlardan muhafaza eyle. Günümü hayırlı eyle. Gelecek gecenin de şerlerinden sana sığınırım. Bismillah deyip senin verdiğin iman, idrak, takat gücüyle işime başlamaya niyet ettim. Rabbim yardım et. Deyin ve başlayın. Bakın, gününüz nasıl geçeceğini göreceksiniz. Ama kendi aklınla, ya bak, bir makine düşünün ki sabah direkt makineyi açıp çalıştırın. O bir süre sonra arıza yapar. Makineyi bile makinenin ustası açarken ilk önce yağını kontrol eder, suyunu kontrol eder, onu yapar, bunu yapar, makineyi sonra çalıştırır. Ya sen yataktan kalkıp yüzünü yıkayıp hayda sokağa işe gitmeyi nasıl o günden hayır bekleyebilirsin? Yani nasıl o güne inanarak başlayabilirsin? Sen bir insansın, niyet üzerine yaşıyorsun, güç sana ait değil, bak güç sana ait değil, İman ve idrak noktasında emeğin lazım ve sen gözlerini bile yıkamadan apar topar
İşe gitmek için koşuyorsun, işe gidiyorsun, masada uyuyorsun. Örnek veriyorum bunları hep abartarak biraz. Veya saat 12'de kalkıyorsun, kalkar kalkmaz arkadaşını arayıp dün akşam şöyle oldu da böyle. Yani hayırlı bir şey yapmadan, bereketin kapılarını açacak bir şey yapmadan dedikoduyla başlarsan, daha rahmet bereket kapılarının dua, dilek, isteklerini yapmadan başlarsan, sabah kalktığında bedenin şükrü niyetine, bedenin ihtiyaçlarını yerine getirmezsen, nasıl olsun ki bugün sana keyif versin güzel insan ya? Gerçekçi olalım. Sen kendinde hani diyoruz ya çok saçma eskidenmiş bu diyoruz ya mesela. O eskidenmiş dediğin şeyi neyse o. Şu an hayatında başka bir şeyin tatbikinde onu görüyorsan sen yine kendini kandırıyorsun demektir. Ya ne kadar güzelmiş bak. Ne kadar güzel. Eskiden bayram sohbetleri, işte teravihler, ondan sonra aile büyüklerini ziyaret etmeler, mezarlık ziyaretleri anlatabiliyor muyum? Bunlar ne kadar güzel. İşte kolonya vermeler, terlikli karşılamalar, örnek veriyorum. Bunlar ne kadar bir anlam ve önemi varmış, değil mi? Biz korona olunca kolonyanın neden döküldüğünü anladık. Ölümler çoğalınca, yaşlanınca mezarlık ziyaretinin ne olduğunu anlıyorsun. Yalnız kaldığında o gençken hiç ihtiyacın yok ki birilerini ziyaret etmeye. Çünkü bir sürü arkadaşın var. Çünkü kendin biriciksin o zaman. Yaşlandığında anlıyorsun seni birileri ziyaret ettiğinde ne kadar güzel olduğunu ama sen ne kadar ziyaret ettin. Yani daha bunu sayabilirim, örneklendirebilirim. Ama sonu yok. O yüzden eskidenmiş dediğin şeylere bir nevine, niteliğine ve amacına bak. O yani anlatmak istediğim şey kendinizi kandırmayın. Evet yine veriyoruz terlik, yine veriyoruz kolonya ama bir şeyin neden verildiğini, o veriliş amacının ne olduğunu anlatabiliyor muyum? Hallettiğinde evet şu an aile formatı bozulmamış, hala adap edep bilen, hala o sohbet ve muhabbeti çok bereketli olan, hala aile birlikleri korunan birçok aile var bunu biliyorum. Bunda bir sorun yok. Ama şu an yeni yetişen nesilimiz, yeni yetişen nesilimiz gittikçe bunları unutuyor. Gittikçe buradan uzaklaşıyoruz. Gittikçe uzaklaştıkça o zaman gündelik hayatın mücadelelerinle mücadele etmekte zorlaşıyor. İşte bunların sebepleri bir şeyin neden uygulandığını anlamadan saçma geliyor diye ortadan kaldırılan bir şey olduğunda maalesef ki sonuçlarını mutlaka karşılıklı olarak görüyor oluruz. Efendim, mümkün olduğunca fayda olmaya çalıştık. Bu iki modül inşallah katkı olmuştur, fayda olmuştur. Tüm kalbimle bildiğim kadarını izah etmeye çalıştım. Ama lütfen gerçekçi olun derken sorunlarınızın ne olduğunu bakın panik yapmadan, stres yapmadan bir kağıt bir kalemle yazın ya ben neleri aşamıyorum? İşte ikili ilişkilerimi, iş ilişkilerimi, aile ilişkilerimi, para ilişkilerimi yazın. Sonra lütfen bunun karşısına yaz. Ne yapabilirim bunun için? Ne yaparsam bunu çözebilirim? Neyi imkansız görüyorum? Bu imkansızı imkanlı haline getirmek için daha nasıl bir efor sarf edebilirim? Bu şekilde bunu yazdığında emin ol bulursun. Düşünmek demek çözmek demek değil. Düşünmeyi kağıda dökersen onun gerçekliğini idrak edebilirsin. O yüzden bir kağıt ve bir kaleminiz her zaman yanınızda olsun. Başucunuzda olsun. Gece öyle şeyler gelir ki, öyle şeyler gelir ki. O kalkıp onları not alıp sabah baktığınızda inanamazsınız onlara. Rabbim hepimize gerçeklerle yaşayabilmeyi, her zaman ruhen, zihnen ve bedenen bir bütün halinde iman ve idrak edebilmeyi nasip etsin. Benden yana hak helaldir. İnşallah siz de kalben hak helalliği verirsiniz. Efendim, kendinize çok iyi bakın. İnşallah fırsat bulanlar için o Paradoks Düşünce Kampı 7-9 Haziran'da 2 gece 3 gün Kocaeli'nde birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Ruhen kendinizi iyi hissedebileceğiniz, zihin olarak
size ait olan bilgileri işleyebileceğiniz, beden olarak da varlığınızdan mutlu olabileceğiniz bir ömür ve bir hayat diliyorum size. Görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın.